Herkese selamlar, Alpen ile Anime Club kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hunter x Hunter serisindeki en güçlü 10 karakterden bahsetmek istiyorum. Her sıralama videosunda dediğim gibi bu güç sıralaması benim kendi fikirlerime göre yapıldı. Mesela ben listeye Jinx'i koymadım. Çünkü herhangi bir savaşta gücüne tanık olmadık, o yüzden bu listede yok. Videonun sonunda benden farklı düşünüyorsanız, yorumlar kısmında sebebiyle yazarsanız tartışabiliriz. Videoya geçmeden önce Discord kanalımıza katılırsanız mutlu olurum. Ayrıca videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Onuncu sıraya kimi koyayım diye çok ikilemde kaldım. Hisoka, Illume ve Feitan güç olarak çok benzer seviyedeler. Benim en son kararım ise Hisoka oldu. Hem son derece yetenekli hem de inanılmaz zeki olması onu diğerlerinin önüne geçmesini sağladı. Hisoka'nın tek derdi güçlü kişilerle dövüşmekti. Hayalet takımına girme sebebi tamamen buydu. Hayalet takımının lideri Crollo ile dövüşebilmek için çok uzun süre bekledi. Ama Kuropika Crollo'yu saf dışı bırakınca hayalleri suya düşmüştü. Ciddi bir savaşını göremediğimiz için Hisoka listemize 10. sıradan giriş yapıyor. Zoldyck'lerin şu anki başkanı ve Killua'nın babası Silva ile devam ediyoruz. Silva üst düzey zehirlere bile aldırış etmeden dövüşmeye devam edebiliyor. Crollo Silva'yı zehirledikten sonra bu zehrin bir balinayı bile anında felç edebileceğini söylemişti. Ayrıca Silva hem çok hızlı hem çok iyi bir yen kullanıcısıdır. Kimera karınca filosunun liderlerinden birine farkına bile varmadan tek atmıştı. Silva bütün bu yeteneklerini göze alırsak listemizin 9. sırasında yer aldı. Crollo seride gördüğümüz ilk kötü grup olan Hayalet takımının başkanıdır. En büyük yeteneği başkalarının yeteneklerini kopyalamasıdır. Elinde tuttuğu kitap ile birçok nen yeteneğini kullanabiliyor. Tek eksiği ise aynı anda sadece bir yetenek kullanabiliyordu. Ayrıca Hisoka'yı ciddi bir şekilde yaralayan ilk kişidir. Bir diğer yandan Zordiklere karşı olan savaşında ölümcül yeteneklerden birkaç serik ile kurtulmuştu. Zeno bu savaştan sonra eğer Crollo ciddi bir şekilde savaşsa kendini aşırı derece zorlayacağını dile getirmişti. Animelerde hep yaşlı biri olur ve inanılmaz da güçlü olur. Hunter x Hunter serisinde güçlü ihtiyarlardan birisi de Zeno'dur. Tabi onun yaşlı olduğuna bakmayın, hem çok hızlı hareket edebiliyor hem de aşırı güçlü bir isim. Nen aurasını manipüle ederek ejderha biçimli yapılar oluşturabiliyor. İster bu ejderha ile karşı saldırıda bulunuyor, isterse uzun mesafelere kendini taşımak için kullanıyordu. Genel olarak bir ihtiyar için 7. sıra oldukça iyi diyebiliriz. Puff ve diğer kraliyet muhafızları doğdukları gibi çok büyük güce sahiptiler. Puff diğer muhafızlar kadar fiziksel güce sahip olmasa da zekasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Güçlerine bakarsak insanları hipnotize eden tozlar yayabiliyor, insanları kimera karıncaya dönüştürebiliyor ve diğer karıncalara nen yetenekleri bahşetme gibi yeteneklere sahiptir. Ayrıca kendisinin sayısız kopyasını oluşturup yeniden aynı bedende toplayabilir. Güç sadece kaba kuvvetiyle ölçülen bir şey olmadığını düşünürsek Puff listemize zekası ve diğer yetenekleriyle 6. sıradan giriş yapıyor. Yuppie zeka olarak oldukça zayıf görünse de değişik yetenekleri ve fiziksel dayanıklılığı ile öne çıkan karakterlerden birisi. Vücudunun şeklini değiştirebilir ve fazladan göz, kol gibi organlar oluşturarak avantajlı duruma geçebilir. Ayrıca öfkelendiğinde vücudunda büyük bir basınç biriktirip büyük patlamalar yapabiliyordu. Dövüşlerine bakarsak Morel, Shoot, Killua gibi güçlü isimlere karşı savaştı ama ciddi darbe aldığını söyleyemeyiz. Eğer öfkesini kontrol edebilseydi listede daha iyi yerlerde olabilirdi.
Şüphesiz kraliyet muhafızları arasında en güçlü olan Neferpito ile devam ediyoruz. Neferpito'nun en büyük gücü kuklalar üzerinde olan yeteneğidir. Bu kuklalar ile insanların yaralarını kısa bir sürede iyileştirebilir ve istediği kişiyi kontrol edebilir. Mesela Kaito'yu öldürdükten sonra bir kuklaya çevirmişti ve Gon'da hala yaşıyor sanmıştı. Bir diğer gücü ise tek bir sıçrayışta uzun mesafeler kat edebiliyor olmasıdır. Ayrıca Nen aurası o kadar ürkütücü ve yoğundur ki güçlü avcıların bile büyük bir korkuya kapıldığını görmüştük. Eğer Gon hayatını ortaya koymasaydı Pito'yu daha fazla görebilirdik. Genel olarak toparlarsak Neferpito listemizde 4. sırada yer aldı. Geldik Avcı Derneği Başkanı Netero'ya ise. Netero yıllarca bedenini ve Nen yeteneğini en üst düzeye çıkarmak için eğitti. En iyi döneminde dünyanın en güçlüsü olarak kabul edilmişti. Gücün ilk başta Neferpito'yu gerçekten bir karınca gibi binlerce metre öteye fırlattığında görmüştük. Kral ile savaşında ise en güçlü yeteneğini kullandı ve krala büyük bir hasar vermişti. Tek kol ve bacakla yaptıklarını düşünürsek neden zamanının en güçlüsü olduğunu rahat bir şekilde anlayabiliriz. Bir de değinmemiz gereken diğer nokta, kendi hayatından vazgeçerek kralın ve Yupi'nin ölümüne sebep oldu. Böylelikle insanlık Kimera karınca tehdidinden kurtulabilmişti. Netero'ya ise Allah'tan rahmet dileyelim ve diğer karakterimize geçelim. Ari no meru. Omae-san wa nanni mo wakattai ne yo. Ningen no soko sura nai shinka o. Jigoku ga aru nara mata aou ze. Tsunde ita no to hajime kara. Gon son form olmadan bile Jajenken yeteneği ve Nen kullanmadaki başarısıyla güçlü avcılardan birisiydi. Ama Kaito'nun Neferpito tarafından öldürüldüğünü anladığı vakit öyle bir rage geçirdi ki önünde durmak imkansızdı. Bundan sonra Neferpito güç seviyesinin kral kadar olduğunu dile getirmişti. Neferpito'yu öldürmek için Nen sözleşmesi yaptı ve yaşam enerjisinden vazgeçti. Bu gücüyle kraldan güçlü olduğunu düşünmüyorum ama Netero'nun gençlik zamanlarıyla kapışabilir. Kısaca Neferpito'yu öldürmek için aldığı power up ile Gon listemizde 2. sırada yer alıyor. Kral doğduğu günden itibaren yaşayan en güçlü kişiydi. Son derece zeki olmasının yanında fiziksel gücü ve dayanıklılığı ile en güçlü karakter diyebiliriz. Netero ile savaşında hangi el kombinasyonunun daha fazla hasar verdiğini anlayarak ona göre karşı hamle yapmıştı. Komugi ile oynadığı Gungi oyununun etkisini burada anlamıştık. Eğer Netero kralı zehirlemeseydi Avcı Derneği'nde onu yenebilecek kimseyi göremeyebilirdik. Zaten herkes en güçlü ismin Meruem olduğunu tahmin etmiştir. Hayımastomo. Meruem-sama'nın ban desu yo. Sıkış dake. Tsukareta. Sugu okiru kara. Komugi. Hai hai. Nan desu ka? Arigato. Kochira koso. Son olarak Alluka ve Nanika olayına değinmeden geçmek istemiyorum. Listeye Nanika'yı koymak istemedim çünkü ne kadar güçlü olsa da aşırı savunmasız. Birini öldürmesi için de bazı şartların sağlanması gerekiyor. Hiç onu öldürmeye çalışan olmadı. Eğer olsaydı nasıl bir tepki verirdi bilmiyoruz. Yorumlarda Alluka ve Nanika neden yok diye soracaklar olursa böyle bir şekilde açıklamak istedim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hunter x Hunter için güzel video fikirleriniz varsa yorumlarda yazarsanız çok iyi olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.